Lan. Lan ben Zarife'yi yar eder miyim ben size? Oo, ayıp oluyor ama. Bütün gece böyle surat mı asacaksın? Bak o kadar uğraşmışsın. Evet Barış, çok uğraştım. Hanımlar, siz kardeşimin kusuruna bakmayın. Kendisi ortama uyum sağlamayı pek beceremez de. Hep kendi istediği olsun ister. Olmayınca da böyle arıza çıkartır. Uzatma Barış. Ne oğlum? Yalan mı? Harbiden sen neden böylesin ya? Ben farklı bir şey hayal etmiştim de ondan. Al işte ya. Ya tamam ama. Vallahi yeter. Geldiğimden beri didişiyorsunuz yine. Ha, içim şişti yani. Kalkıp gideceğim şimdi de. Çocuk musunuz ya siz? Konuş kız Zari. Sırf Zarife sıkılmasın diye susuyorum. Hayır. Gerçekleri söylediğim için susuyorsun. Sen mi gerçekleri söylüyorsun? Ağzımı açtırtma bana. Tadımız kaçmasın burada. Kaçtı zaten. Şansını zorlama. Burada kimin dürüst olduğunu, kimin dürüst olmadığını herkes biliyor. Bence de. Evet. Birazdan hep beraber göreceğiz kimin dürüst olduğunu. Ne demek istiyorsun sen? Heh. Okan. Biz de seni bekliyorduk kardeşim. Evet kardeşim. Zeynep şu an yanımda. Seni de duyuyor. Bize söylemek istediklerini bir söyler misin? Evet. Ama o yokmuş gibi anlatsam benim için daha iyi olacak. Çünkü öyle canım acıyor. Tamam kardeşim. Sen anlat. Eminim şu an gözlerini kaçırıyordur. Çünkü hep suçlu olduğunda böyle yapardı. Ben onu çok sevdim. Görür görmez aşık oldum. Onun da beni sevdiğini sandım. Ama o bir gün beni pat diye bıraktı gitti. Ya ben bu saçmalığı dayanamıyorum. Ben git. Hayır Zeynep. Bununla yüzleşeceksin. O gidince mahvoldum. Hayatım darmadağın oldu. Onsuz yaşayamaz oldum. Aklıma bir plan geldi. Barış Zeynep'i tavlayacak. Onunla kısa bir süre çıkacak ama ona çok kötü davranacaktı. Böylece Zeynep de benim kıymetimi anlayacaktı. Ya ne saçma plan bu ya. Çaresizlikten. Ancak böyle bir plan geldi aklıma. Ama tam tersi oldu. Zeynep Barış'a gerçekten aşık oldu. Aslında bana yaşattığının aynısını kendisi yaşamış oldu. Ama Barış arkadaşının aşkına bakmayacak kadar onurlu ve gururlu bir adam olduğu için ondan kaçtı. Ya bunun hiçbiri doğru değil. Ben... Bunlar yalan ya. Yani ortada bir suçlu varsa o benim. Ve Zeynep. Barış'ı olayların içine iten benim. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Eyvallah. Bravo Barış. Güzel şovdu. Evet. Nerede kalmıştık? Şimdi gerçekleri konuşabiliriz. Sen gelsene ben de iki dakika. Hanımlar, siz bu güzel anın tadını çıkarın. Ben de iki dakikaya geliyorum. Aman ne güzel bir an. Ruh hastası ya. Onlar varken sana bir şey demeyeyim dedin de. Bene yalan söylemeye hiç mi utanmadın sen? Sırf kendini aklamak için Barış'ın üstüne iftiralar attın ya. Ha Zeyno? Ne diyorsun lan sen? Ne gerçeği? Neyi anlatacaksın? Gerçeği dedim ya işte. Formülü almak için kıza nasıl yalan söylediğini mi anlatacaksın? Ha? Formülü aldıktan sonra arkana dönüp bile bakmadan gideceğini mi anlatacaksın? Ya da her şeyin yalan olduğunu mu anlatacaksın? Hadi git anlat. Git boz her şeyini anlat. Ya Zari. Ben sana sanki çok böyle suçsuzum, hiçbir şey yapmadım, hatasızım bir meleğim dedim. La hala mı oyun oynuyorsun benle ya? Hala mı beni yalan söylüyorsun Zeyno? Ya tamam, bir hata yapmış olabilirim. Ama bir dinle. Bak ben o zamanlar çok kötüydüm, psikolojim çok kötüydü. Yani çok yalnızdım ve onu sevebileceğimi düşündüm. Ben kendimi temizlemek istiyorum. Yalandan dolandan sıkıldım artık. Bütün bu yalandan dolandan kurtulmak istiyorum. Bu seni neden bu kadar rahatsız ediyor? Umurumda bile değil. Ne olacaksa olsun bugün artık.
Ya ne olursa olsun Zeynep, ben seni yakıştıramadım, tamam mı? Sırf kendini aklamak için. Utanmadın mı sen Zeyno? Hiç yakıştıramadım sana ya. Hiç yakıştıramadım vallahi. Ya sen? Sen kimin yanındasın Zari? Biricik kankanın mı? Yoksa o Arda denilen Barış'ın mı? Ya ben senin çocuk arkadaşınım ya. Nasıl unuttum? Hiç öyle sesler çıkartmana gerek yok. Çok kırdın kalbimi. Delik deşik ettin. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Kimi yerken kırılığı dökülü, kimi de kaşıkla gözünü çıkartı. Hepsi de aşkı kanıtlamak için. Kimi gönül alarak, kimi zor kullanarak. Ama önemli olan kızı kimin kapıp gittiği değil, kızın kime kapılıp gittiğidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.